Arkadaşlar, Ayşe'nin Marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel harika bir tarifi yapacağız. Bugün cincili mantarı nasıl bir mantar, soğanlı, biberli nasıl lezzetli olur onları gösteriyorum ayrıntılı bir şekilde. Mantar çeşitlerimiz var arkadaşlar kanalımızda. İstediğiniz mantarı yapabilirsiniz. Tanımadığınız mantarları kesinlikle yapmıyoruz. Bilmediğimiz mantarlar hakkında bilgi ediniyoruz. O şekilde yiyoruz, tüketiyoruz. Benim kanalımda yeterince mantar çeşitleri var. Bugün de zincirleme mantarını yaptık. Soğanla kendi lezzetini alıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz hani mantarı yumurta da kırabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Ben bugün tercih etmedim. Sadece soğan ve biberden yana kullandım tercihimi. Sizler de tavsiye ediyorum. Kesinlikle mantar varsa etrafınızda, ormanda yürüyüş yaparken önünüze gelirse veya aramaya gidin. Çok lezzetli mantarlar var. Etrafınızda yenebilen mantarlar varsa kesinlikle yapın arkadaşlar. Kanalıma bakabilirsiniz. Çeşit çeşit mantar çeşitlerimden yararlanabilirsiniz. Bugünkü tarifimiz cincire mantarı olacak arkadaşlar. Şimdi tarife geçiyoruz. Evet, şimdi tarifimize geçtik. Tarifimiz için şöyle orta boydan biraz soğan koydum ben, doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Tavamız ısınmıştır. Tavamızı biraz açalım, altını daha da. Soğanımızı ilk etapta döküyoruz. Zincire mantarları gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Etrafınızda, çevrenizde varsa arkadaşlar kesinlikle toplayın. Şöyle bunu yıkadım, tertemiz, birkaç su yıkamanız gerekiyor. Çünkü içinde karınca olabilir, toz, kum olabilir. Bunun için 3 tane ince biber doğradım. Çok az da, 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çok tuz kabul etmiyor. Ben bugün sadece soğanla biber kullanacağım. Yumurta tercih etmiyorum. İsterseniz yumurta da kullanabilirsiniz tabii ki. Bunları sizin için koparmadım, sap kısımlarını size göstermek için. Bu şekilde oluyor. Şöyle koparıyorum ben. Çünkü bunlar pişmiyor arkadaşlar. Çok sert kalıyor. Size göstermek için. Şimdi böyle birlikte İyice inceleyelim. Tanımadığınız mantarları yapmayın. Çok tehlikeli ama bu cincire mantarı çok belirgin. Şöyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi sade soğanla biberle de çok lezzetli oluyor. Kendi özünü, tadını alabiliyorsunuz. Lezzetli olduğu bir yemek oluyor. Ama yumurtayla da yapabiliyorum. Yumurta da çok yakışıyor ama bugün dediğim gibi yumurta kullanmayacağım. Soğanlarımızı güzelce kızardıktan sonra biberlerimizi atacağız içine. Mantarlarımızı koyunca bir sulanma oluyor. Suyunu çektireceğiz. Kanalımızda başka mantar çeşitlerimiz de var arkadaşlar. Biz mantar çok seviyoruz. Eşim Aydos Ormanı'ndan bulmuş. Doğayı çok seviyor. Yürüyüşü, gezmeyi çok seviyor. Ben de bugün sizlerle paylaşmak istedim. İşte soğanımız güzelce kavrulsun. Tuzumuzu atalım. Soğanlarımız daha lezzetli karamelize oluyor, kavruluyor. Soğanlarımızın bu şekilde olması yeterli. Şu anda hemen biberlerimizi atalım. Biberlerimiz de kızarsın soğanlarla. Mantar sulanacağı için haşlama gibi olur. O da pek hoş olmuyor açıkçası tadı. Kızardığı zaman daha güzel oluyor. Biberlerimiz kızarsın. Çok güzel kızardı. Patlıcan biberlerimiz ve soğanlarımız harika bir şekilde kızardı. Şimdi şöyle cevizli mantarlarımızı atabiliriz. Mantarlar gerçekten lezzetli oluyor. Böyle sade,
kavrulunca daha da bir lezzetini alıyorsunuz. İsterseniz içine tereyağı da koyabilirsiniz. Ben bunu tercih etmiyorum. Şöyle et gibi oluyor. Kanlıca mantarı gibi aynı. Kanlıca mantarı çeşitlerimiz var kanalımızda. İsterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Mantar seviyorsanız benim kanalımı güzelce bir araştırabilirsiniz. Hangi mantarlar var? Birçok mantar hakkında bilgim var. Veriyorum. Ve yapıp tarifini de verdim arkadaşlar. Damak tadıma güvenebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştıktan sonra isterseniz biraz pul biber de atabilirsiniz. Şöyle güzelce pişsin. Suyunu çeksin. Karıştıralım. Suyunu güzelce çektirelim. Misler gibi kokuyor, misler gibi. Sabırsızlanıyorum şu anda. Evet, cincili mantarımız hazır. Şu an yemeğe hazır oldu. Daha da çok kurutmayalım. Tadını kaçırmayalım mantarlarımızı. Harika oldu gerçekten. Maşallah. Şöyle altını kapatıyorum. Şöyle yakından size göstereceğim ama bu olacak. Şöyle netleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar, bugün kanalımızda Ayşe'nin Marifet Delileri kanalında cincile mantarını yaptık. Soğanlı, biberli, tam böyle tadında oldu gerçekten de. Ben tadına baktım, pişmişliğine baktım. Harika olmuş. Size tavsiye ediyorum. Kanalda dediğim gibi daha çok mantar çeşitimiz var. Biz araştırıyoruz yemeden önce. Çünkü kendimiz çok seviyoruz. Farklı mantarlı çeşitlerimiz var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu da onlardan biri. Cincile mantarı. Soğanla biberle tercih ettim ben. Sizler mantar yumurtalı da yapabilirsiniz mantarı. Bu şekilde de sade de kavurup yiyebilirsiniz. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere diyorum. Abone değilseniz arkadaşlar abone olun sayfamıza. Kanalım bütün tarifleri yaptığım zaman teker teker gelir. İzlersiniz, yararlanırsınız arkadaşlar. Farklı tariflerimiz var kanalımızda. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.